Türkiye'de ağız diş sağlığı sorunları neden çözülemiyor? Diş çürükleri ne tip sağlık sorunlarına neden oluyor? İnsanlar neden diş hekimine gitmek istemiyor? Türk Diş Hekimleri Birliği ne tip çalışmalar yapıyor? Sibel Güneş soruyor, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Taner Yücel yanıtlıyor. Değerli izleyiciler, Sağlık'ta bu hafta programında tekrar birlikteyiz. Bugün Türkiye için önemli bir problem olan ağız diş sağlığı sorunlarını ve bu alanda hizmet veren diş hekimlerinin problemlerini ele alacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Taner Yücel bizimle birlikte. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, sağlık habercileri ve sizin gibi meslek örgütü yöneticilerinin hiç konuşmaktan bıkmadığı konulardan birisi halinde ağız diş sağlığı ile ilgili problemler. Sizler çok emek veriyorsunuz ama sokaktaki insan açısından tabii en önemli tarafı ağzındaki çürük dişlerin ve bunların yarattığı önemli sistemik hastalıkların ne olduğu ile ilgili. İsterseniz onunla başlayalım. Basit bir çürük diş gibi ya da bir ağız kokusu gibi bir estetik problem gibi görülen problem aslında genel sağlığı çok yakından ilgilendiriyor. Siz bu alanda çalışan bir akademisyensiniz aynı zamanda. Hangi tip problemler ortaya çıkabilir? Peki, çok teşekkür ederim öncelikle sevgili Sibel Hanım. Türk Diş Hekimleri Birliği'nin son zamanlarda kullandığı Dünya Diş Hekimleri Birliği'nin de aynı zamanda kullandığı bir logo var, bir slogan var daha doğrusu. O da sağlık ağızda başlar. Ağız diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Hakikaten bu belki çok genel bir tanımlama ama son yıllarda yapılan bilimsel birçok çalışma bu tür cümlelerin arkasını dolduruyor. Yani şu demek, ağız içerisinde meydana gelen herhangi bir enfeksiyon, ister bu diş çürüğü şeklinde yansısın, isterse diş eti hastalıkları şeklinde yansısın veyahut da yumuşak doku hastalıkları tarzında olursun, eğer bir enfeksiyonsa bu her halükarda vücut ile çok yakın temasta olduğu için bu dokularımız kan yoluyla vesaire başka organlarımızı da rahatsız ediyor. Başka organlarımızda da hastalık oluşturabiliyor. Şimdi dünyanın en çok sıkıntı çektiği hastalıklar var biliyorsunuz. Kronik metabolik hastalıklar dediğimiz, işte diyabet var, değil mi? Kalp hastalıkları var. Bunlarla bile diş hekimliğindeki ağız içi enfeksiyonlarının çok yakından ilişkisi olduğu ortaya konmuş. Yani ağız içerisindeki bir enfeksiyon çok rahatlıkla diyabet, hastanın diyabetini, hastanın şeker hastalığını daha ileri boyutlara taşıyabiliyor. Veyahut kalp ile ilgili sorunlarda bir iltihabi durumu, kalpte endokardit dediğimiz bir durumu ortaya çıkartabiliyor. Ve bunlar birçok bilimsel çalışmayla da ortaya konmuş. Dolayısıyla toplumdaki vatandaşlarımızın, bireylerin en çok dikkat etmesi gereken husus koruyuculuk açısından ağız diş sağlığı. Buna dikkat ettiği takdirde diğer genel sağlığını ilgilendiren problemler ya çok daha hafif geçecektir veyahut da hiç olmayacaktır. Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Evet, diş hekimi korkusu, dişini çektirme korkusuyla aslında hekime gitmeyerek başka önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarır görünüyor bu anlattıklarınızdan. Peki Türkiye'deki ağız diş sağlığı ile ilgili tabloyu ortaya koyarsak ne kadar ağız sağlığımıza önem veriyoruz? Veriler evet. Neler söylüyor? Evet, ne yazık ki bu konuda haberlerimiz hala iyi değil. Biliyorsunuz yıllardır sizle tanışırız. Bana bilmiyorum nasip olacak mı iyi toplumun, Türkiye'nin ağız diş sağlığı ya iyileşti diyebilmek. İnşallah bunda başarılı oluruz ama ne yazık ki reel durum, bugünkü durum iyi değil. Şöyle, en son bizim Türk Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Diş Hekimleri Birliği ve Unilever'in de sponsor olarak desteklediği bir surveillance analiz vardı Türkiye genelinde yaptığımız. Orada 5 ila 15 yaşındaki çocuklarda ağız sağlığı etüt edildi. Belli Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde de saptanmış olan normlarla beraber dolayısıyla mukayese edilebilir veriler var elimizde.
Ve bu bağlamda örneğin diş çürüğü insidansı bu yaş çocuklarımızda çok yüksek. 5.2 gibi bir oran. Yani bu ne demek? Diş çürüğü, efendim dolgulu dişimiz veyahut da çekim olmuş olan 10-12 yaşındaki bir hastamızın ağzındaki bütün bunların toplamı 5.2'ye ulaşıyor. Bu çok yüksek bir rakam. Yani çekilmiş diş açısından düşünün, restore edilmiş diş, yani dolgulu diş olarak düşünün veyahut da çürük diş olarak düşünün. O 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuğumuzun ağzında 5 tane böyle sorunlu alan var demektir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çok yüksek. Nedir bunun ideali? İdeali derseniz, bir indeks, bu indeksin 1 olması lazım. Hatta 1'in altına düşürmemiz lazım. Düşünün yani bir 12 yaşındaki çocuğumuzun ağzında en fazla ya bir dolgu olmalı ya bir çürüğü başlamış olmalı falan. Ama bundan ağzında eğer 5 tane varsa bu çok yüksek oran. Demek ki bu çerçeve içerisinde değerlendirdiğimizde bizim uyguladığımız ağız diş sağlığı hizmetleri, topluma götürdüğümüz ağız diş sağlığı hizmetleri yeterli sonuç vermiyor. Peki bu noktada bizim etrafımızda diş hekimi olması, yakınımızda olması, ekonomik olması gibi faktörlerin yanı sıra devletin bu anlamda bir zorlayıcılığı olması gerekiyor mu? Örneğin doğar doğmaz yapılması gereken aşılar var. Devletin sorumluluğunda ve aileler açısından da bu zorunlu. Yurt dışında ağız diş sağlığı açısından ailelere zorunlu olan bu tip uygulamalar var mı? Şimdi yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman çocukların bir kere bizde olduğu gibi 0-18 yaşına kadar genel sağlık sigortası şemsiyesi içerisinde yer aldığını gözlemliyoruz. Şimdi burada sorun, burada bir fark yok. Almanya'da da böyle, Fransa'da da, İtalya'da, Türkiye'de de böyle. 0-18 yaş grubundaki herkes ağız diş sağlığı bakımından da gidip herhangi bir yerde 5 kuruş para vermeden bu hizmetleri alabiliyor. Şimdi burada organizasyon ve bilgilendirme sorunu var. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir farkındalık yaratmak, anne baba eğitimi, annelerin eğitimi ve ondan sonra da tabii ki buna bağlı olarak çocukların bu alışkanlıklarını edinme prosesini tam olarak sağlamamız lazım. İşte burada eksik olan şeye geliyoruz. Ne yazık ki irade, yani bir politik sağlık, ağız diş sağlığı konusunda bir politikasızlığın sonucunda böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çünkü evet, diş hekimi sayımız 20 bin. Efendim, kamuda çalışan diş hekimlerimiz var, fakültelerde diş hekimlerimiz var, Türk Diş Hekimleri Birliği var, Sağlık Bakanlığı var, her şey var. Yani un, tuz, efendim yağ, hepsi var. Fakat bundan helva yapamıyoruz. Bundan biz gençlerimizin, özellikle bırakın tüm toplumu, gençlerimizin tam olarak faydalanmasını sağlayamıyoruz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Peki kamu sağlık hizmetleri anlamında hükümetin aldığı kararların önemli sonuçları oldu. Hekime gitme sayısı arttı, ilacı kullanma, ilacı rahat alma, ulaşma sayısı arttı. Ağız diş sağlığı alanında da yeni hastanelerin açılması söz konusu. Bu anlamdaki kadroların artması söz konusu. İnsanların kamudan sağlık hizmeti, ağız diş sağlığı hizmetini satın alma oranında bir artış var mı? Çok güzel. Bu önemli bir konu. Hakikaten 2005 yılından itibaren uygulanan politikalar kamuda verilen ağız diş sağlığı hizmetinin arttığını gösteriyor. Diş hekimi istihdamı arttı. Yaklaşık 8.500 diş hekimine vardı kamuda istihdam edilen, çalıştırılan diş hekimi sayısı. İşte bunların çalıştığı ağız diş sağlığı merkezleri var. Gerçekten fiziksel olarak, fiziki şartlar olarak gayet güzel. Vatandaşların orada gidip hizmet almaları gayet iyi. Ve bu şekilde sosyoekonomik durumun
müsait olmadığı vatandaşların gidip oralardan hizmet alması gayet doğru işler ama bu bir noktaya kadar geldi. İşte sizin de biraz önce söylediğiniz gibi vatandaşın hizmet alımını rahatlattı, arttırdı. Sayısal olarak burada ciddi bir artış var. Bu bir olumlu gelişme. Bunu hiçbir zaman Türk Diş Hekimleri Birliği yadsımıyor. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Fakat bu bir noktaya kadar geldi artık. Bunun daha geliştirilmesi lazım. Daha çok vatandaşımızın gitmesi ama daha sağlıklı, nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti alacak şekilde bu işin organize edilmesi lazım. Yani durmadan diş hekimi alarak kamuya, ki bu oran dediğim gibi 8-9 bini vardı ve bu da yaklaşık %50-50 bir orana geldi. Yani kamuda çalışan diş hekimi sayısıyla muayenehanelerde, kliniklerinde hizmet veren diş hekimlerinin sayısı %50-50'ye vardı. Bu artık öyle bir noktada ki muayenehanede olan diş hekimlerimizin çok zor duruma gelmesine yol açar bir hale geldi. Yani bu bir doyum noktası. Artık diyoruz ki o bakımdan bir, kamunun daha iyi, daha sağlıklı, daha nitelikli hizmet vermesi açısından. İki, kamunun kontrol edilebilir bir hizmet vermesi açısından. Bu da önemli. Evet. Bu da çok önemli. Çok önemli hakikaten. Üç, oradaki diş hekimlerimizin, kamuda çalışan diş hekimlerimizin de daha iyi, daha nitelikli hizmet verebilmesi açısından bazı, yani biraz önce hep bahsedilen performans sistemi var ya, onu evet, kastediyorum. Onun daha redifiye edilmesi lazım, daha düzeltilmesi lazım. Yani bu üç faktörün artık gelinen bu noktada daha iyiye taşınması açısından yapılması gerekenler var. Bunların başında ne geliyor biliyor musunuz? Benim şahsi kanım ve yurt dışı örnekleriyle de bunu ilave ettiğimiz zaman burada artık genel sağlık sigortası şemsiyesi altına muhakkak muayenehanelerimizi de katmamız lazım. Evet. Bu en anahtar nokta ve birliğin de en önemli taleplerinden birisi. Kısa bir ara verelim. Tekrar devam edelim. Değerli izleyiciler, Sağlık'ta bu haftanın birinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Türkiye'de kamuda ağız diş sağlığı hizmetleri nasıl veriliyor? Kamu ağız diş sağlığı merkezlerinde ne tip hizmetler sunuluyor? Ağız diş sağlığı merkezlerinin ne kadarı özel sağlık sektöründe veriliyor? Türk Diş Hekimleri Birliği, kamunun neden özel muayenehanelerden hizmet satın almasını istiyor? Yanıtları şimdi Sağlık'ta bu hafta programında. Sağlık'ta bu hafta programında ağız diş sağlığı sorunlarını ve diş hekimlerinin problemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Biraz önce dediniz ki, ağız diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin %50'si kamuda, %50'si özel sektörde verilir hale geldi ve bu bir doyum noktası. Hı hı. Ve taleplerinizi ifade ettiniz. Siz uzun zamandır birlik olarak bunu dikkate alıp talep olarak dile getiriyorsunuz. Devlet özel hastaneden, özel sağlık kuruluşlarından hizmet satın alır durumda. Diş hekimlerinin den hizmet alma konusu zaman zaman başbakanın gündemine de girdi diye hatırlıyorum. Evet, doğru. Başbakan konuya sıcak baktı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan bu karar, SGK'dan pek olur görmedi. Bu aradaki görüş farklılıkları neden kaynaklanıyor? Evet, çok güzel Sibel Hanım. Yani hakikaten prosesi iyi izlediğiniz ortaya çıkıyor. 2008 yıllarıydı galiba. Sayın Başbakanımız bu konuda o zamanki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na talimat vermişti. Muayenehanelerden hizmet alımının çalışmalarını yapın diye. Fakat sonra bir şanssızlık yaşandı. Kısa sürede bir bakanlık değişikleri oldu. Bakan değişince işte Türkiye'nin zaten gündemi çok hızlı değişiyor biliyorsunuz. Bizim bu sorunumuz da ne yazık ki ertelendi ve bugünlere kadar geldik. Şimdi gene Çalışma Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız aynı bakan Faruk Çelik, Sayın Faruk Çelik. Dolayısıyla o da artık o 2008'de başlanılan noktayı daha ilerilere taşıma gayreti içerisinde, gerçekten ben öyle inanıyorum şahsen. Yaptığımız görüşmelerde bu ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bir yararı var. Kaldığımız noktadan devam edersek, kamu belli bir istihdam yarattı. Bir hastalarımıza
vatandaşımıza bir hizmet götürdü. Doğru. Ama bu artık bir tıkanma noktasında. Neden mi? Çünkü artık vatandaşlar gittiği zaman randevulara başladılar. Üçer ay, dörder ay. Fakültelerde falan çok ciddi sıra bekliyorlar. Diğer taraftan oradaki meslektaşım çok yüksek sayıda hasta bakmak durumunda kalıyor. Yani günde 30, 40, 50 hasta bakmak zorunda kalıyor. Bu bizim diş hekimliğinde pek kabul edilebilir bir rakam değil. Çünkü diş hekimliği alınmasın sevgili doktorlarımız ama muayenesi ile beraber tedavisinin yapıldığı bir sistem, evet. bir meslek. Somut bir sonucu var. Evet. Yani ziyaretin. Ziyaretin muhakkak bir işlemle devam etmesi, bir operatif işlemle yapılması lazım. Bir restorasyonu yapılması lazım, bir kronunun yapılması lazım, değil mi? Bir cerrahi. Evet. Yani dolayısıyla bir süreyi muhakkak geçirmeniz lazım hastanın başına, bir 35 dakika, 45 dakika arasında. Dolayısıyla buna uygun hastalarımızı, doktorların seçmek durumunda kalmadığı bir sisteme dönülmesi lazım. Burada zorlamanın veyahut da mecburiyetten bir hasta sayısının artmasına yol açmayacak bir düzene doğru kamuda geçişin sağlanması lazım. Çünkü burada bir de yani verilen hizmetin niteliği kadar önemli olan o hastanın aldığı o tedaviden ne kadar süreyle memnun olacağı hususu da çok önemli. Ne kadar onu kullanabileceği de o kadar önemli. Ve de ne önemli, bir de hekimimizin, orada çalışan diş hekiminin sağlığı da çok önemli. Çünkü hakikaten diş hekimliği çok ağır bir meslek grubu. En çok kalp krizi geçiren, en çok iskelet hastalıklarının oluştuğu meslek grubunun başında geliyor diş hekimleri. O bakımdan stresli bir meslek. Bir de genç yaşta bu kadar çok yoğun hasta bakma zorunda kalarak mesleklerini götürmeleri, onların çok kısa sürede, göreceğiz inşallah, görmeyiz ama kısa sürede sağlık sorunlarına yol açacaktır. Bir boyutu da bu. O bakımdan biz diyoruz ki artık bu kamudaki verilen hizmetin kontrol edilebilir olması açısından özelden de, yani muayenelerden de hizmet alınması lazım. Bu noktada karşı çıkış gerekçeleri her zaman maliyetin, diş hekiminden bu hizmeti kamunun satın almasının pahalı olacağını ileri sürdüler. Diğer, şimdi sağlık sorunlarıyla kıyaslarsanız vazgeçilmez sağlık problemleri var. Acilde, kanserde, organ naklinde devletin fark almadan özel hastanelerden hizmet aldığı durumlar var. Ağız diş sağlığı da bu kadar önemli bir problem. Belki başlangıçta maliyeti biraz yüksek olacak ama sonra kontrol edildikten sonra belki maliyetlerin kontrol altına alınması da söz konusu olacak. Bu pahalı olacak iddiası gerçekçi mi sizce? Şimdi Sibel Hanım, biz buna katılmıyoruz. Neden derseniz, bir kere kontrol edilebilirlik açısından şu anda kamuda verilen hizmetin de kontrol edilebilirliğini SGK'nın sağladığını söylemek zor. Bakın, biz Türk Diş Hekimleri Birliği olarak diyoruz ki yapılan bir tedavinin en az 2 sene ağızda kalması lazım. Bunu getirin diyoruz biz aslında. Bu bir standart konulması lazım. Şimdiki düzende bakıyorsunuz, neredeyse 3 ayda bir o yapılan restorasyon düşmüş mü düşmemiş kontrol edilmeden yeniden yenisinin yapılması söz konusu. Yani bu ölçülebilir, bu sürdürülebilir bir tarz değil. Bunun daha objektif bir hale getirilmesi lazım. Daha hesaplanabilir bir hale gelmesi lazım. O bakımdan bizim önerimiz şu: eğer siz özelden de bunu hizmet almaya başlarsanız ister istemez kamuda kendini kontrol edilebilir hale getirecek. Rekabet edilebilir bir ortamda ister istemez verdiği hizmetin de niteliğini daha yükseklere getirmek durumunda kalacak. Çünkü şu var, bütün dünyada ağız diş sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak muayenehanelerden veriliyor. Muayenehanelerden verilmesi o işletmenin, yani muayenehane dediğimiz işletmenin de zaman içerisinde güçlü hale gelmesine yol açıyor, bir.
Yani bir işletme maliyeti açısından maliyeli olan çok daha dengeli bir düzene oturtmuş oluyorsunuz muayenehaneyi. Diğeri muayenehanede diş hekimi, örneğin size alalım, geldiğiniz zaman o diş hekimi sizi muhakkak memnun etmek durumundadır. Ve sizin ihtiyacınız olan endikasyonu, tıbbi endikasyonu ve sosyal endikasyonu size söylemek durumundadır. Çünkü sizin güveninizi hasıl etmek durumundadır. Yoksa bir daha gitmezsiniz evet, o diş hekimine. Evet, ilişkinin düzenli olması evet, lazım. Evet, düzenli ve güven temelli olması lazım. İşte bu güven temelli hasta ilişkisi günümüz ağız diş sağlığı politikalarında çok önemli. Sürdürülebilirlik açısından. Başka türlü sürdürülebilirliği sağlamıyor musunuz? Kamuda ne yazık ki bunu sağlamak çok zor bu şekildeki bir tarzda. Ama muayenehanelerde ister istemez hastanın güveni, güven temelli bir hasta ilişkisi ve de böyle bir durumu yaratabilmesi için de muayenehanede diş hekimi sürekli olarak kendini bilimsel olarak güncellemek ve vereceği endikasyonun sorumluluğunu taşımak zorunda. Vereceği endikasyonun yanlış olmaması için, onun prognozunun kötü olmaması için diş hekiminin kendini profesyonellik bakımından yetiştirmesi zorunluluğu var. Bunu hissedecek, hissetmek zorunda çünkü siz yarın gitmeyebilirsiniz. Başka birini tercih edebilir. Başka birini tercih edebilirsiniz. İşte bu yolu açtığımız takdirde ve genel sağlık sigortası şemsiyesi içerisine muayenehanelerimizi de aldığımız takdirde ister istemez kamuda kendine çeki düzen verecek, daha kontrollü bir sisteme geçmek durumunda kalacaktır. Diğer boyutu tabii biz muayenehanelere özelden hizmet alımını savunduğumuz zaman bunun sınırsız bir hizmet alımı şeklinde olmasını talep etmiyoruz başında. Asgari bir paket mi düşünüyorsunuz buradaki devletin SGK'nın satın alırken özel sağlık kuruluşlara koyduğu bir asgari paket var? Tabii, tabii. Hele başlangıçta sistemin oturması açısından, sistemin kontrol edilebilirliği açısından bir hizmet kalemlerinin içeren bir paket sunacağız. Daha doğrusu sunuldu bu paket zaten. Onun üzerinde de değişiklikler yapabiliriz. Ben geçen gün programda bunu söyledikten sonra bazı meslektaşlarım niye daha detaylı bilgi vermiyorsun hoca diye beni eleştirdiler. Teknik bir çalışma olduğu için bunun konusunda hangi hizmet kalemlerinin bu paket içerisinde yer alacağını şimdiden söylemek farklı algılamalara yol açacaktır. Dolayısıyla masa başında Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile oturduğumuzda, SGK ile oturduğumuzda bunların daha detaylı çalışmalarını tabii ki yapıyoruz. Ve bu bağlamda da onlara şunu göstermeye çalışıyoruz. Özelden hizmet alımı belki de diğer tarafta yani kamuda alacağınız önlemlerle artı bir paranın çıkmasını SGK'dan imkan vermeyecek. Neden olmayacak daha doğrusu bir durum da yaratılabilir. Yani bunları burada ifade etmek istemiyorum ama öyle durumlar var ki bunlardan yapılacak, kamuda yapılacak tasarruflar özelden alınacak hizmet birbirini karşılayabilir. Veya çok az bir miktar üzerine ilave edilerek devlete artı bir yük getirmeden de muayenehaneleri sistemin içerisine alma imkanımız olabilecek. Bu da sağlık ekonomisi açısından çok gerçekçi bir yaklaşım. Hakikaten bakın şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türk Diş Hekimleri Birliği şimdiye kadar hiçbir önerisini abartmamıştır. Hiçbir önerisinde popülist yaklaşmamıştır. Hep bir yurt dışı örnekleriyle mukayeseli, bilimsel temelli çalışmalarla esaslı bir şekilde yürütmüştür. O bakımdan zaten hükümetimizin de baktığım zaman çeşitli uygulamalarına bizim yıllar önce söylediğimiz birçok şeyi harekete geçirmek gayreti içerisinde. Evet. Bu bölüm için verdiğiniz bilgilere tekrar teşekkürler. Kısa bir aramız var değerli izleyiciler. Ağız diş sağlığı sorunlarını, diş hekimlerinin problemlerini konuşmayı sürdüreceğiz kısa bir aradan sonra. Türkiye'de ihtiyaç duyulan ağız diş sağlığı hizmetleri neler?
yeni diş hekimliği fakültelerine neden ihtiyaç duyuluyor? Türk Diş Hekimleri Birliği yeni diş hekimliği fakültesi açılmasına neden karşı? Diş hekimliği alanında neden 8 uzmanlık alanı belirlendi? Diş hekimliğinde de pratisyen diş hekimliği dönemi mi başlıyor? Şimdi Sağlık'ta bu hafta programında. Hemen herkesin en önemli problemlerinden birisi olan ağız diş sağlığı sorunları ile ilgili Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Taner Yücel ile konuşmayı sürdürüyoruz. Önemli başlıklar gündeme geldi. Muayenehanelerden de hizmet satın alınması aslında vatandaşın da çok arzu ettiği bir konu. Hekime ulaşmayı çok kolaylaştıracak bir yaklaşım. Bunun adımları yavaş yavaş atılır gibi görünüyor. Ve dediniz ki eğer kamudaki bazı alanlardaki tasarruflar gerçekçi olarak yapılırsa diğer alanda belki çok fazla bir para harcamadan da vatandaşın bu hizmet konforundan yararlanması mümkün olacak. Şimdi muayenehanelerde hekimlerin baktığı hasta sayısı azaldı mı? Yani bu anlamda hani kaç hastaya bakar durumda bir bunu sormak istiyorum. Diğer tarafta da dediğiniz gibi günde 50 insana hizmet vermek zorunda kalan bir diş hekiminin yaşadığı başka türlü bir baskı var. Bu da herhalde bir dengelenmesi gereken bir başka alan. Çok haklısınız. Odalardan gelen, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne odalarımızdan gelen sayılara baktığımız zaman muayenehane kapanışlarının arttığını görüyoruz. Muayenehane açılışlarının en azından stabil olarak devam ettiğini görüyoruz. Neye bağlı? Ağız diş sağlığı merkezlerinin açılışına mukayese ettiğim zaman yaklaşık 125 civarında ağız diş sağlığı merkezi açıldı Türkiye'nin birçok bölgesinde. Dolayısıyla muayenehanelerin kapanışı buna bağlı olarak artıyor. Özellikle şöyle bir sıkıntı var tabii. Özellikle genç diş hekimleri yani muayenehane fakültelerden mezun olan genç diş hekimlerinin muayenehane açma arzuları ister istemez bu adaletsiz rekabet durumundan kayboluyor. Zaten bir maddi külfet, bir muayenehane açımı, bir ciddi finans gerektiren bir durum. Onun yerine ADSM'yi tercih ediyorlar. Bu diş hekiminin kendi kendini yönetme felsefesine de ters. Çünkü diş hekimliği mesleği kendi kendini yöneten özelliğe sahip çok nadir mesleklerden bir tanesi. Avukatlık gibi. Yani kendi işini kendisi yapar ve ancak kendi sorumluluğundadır. Bunun bir başkası tarafından kontrol edilmesi mümkün değildir diş hekimliğinde. O bakımdan o meslektaşım, genç meslektaşım mesleğin bu temel özelliğini, esas altında yatan felsefeyi kavramadan ne yazık ki ADSM'lere giderek memur olarak çalışmaya başlamakta. Muayenehanecilik kavramını kafasında içselleştirememektedir. Bu tabii zaman içerisinde mesleğin otonomisini, diş hekiminin otonomisini azaltan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Zaten muayenehanecilik demek diş hekim muayenehaneleri yapılan sosyoepidemiolojik çalışmalar en çok ziyaret edilen yerler olarak gösteriyor. Dolayısıyla kamunun böyle merkezler kurarak ta mahallelere kadar gitmesi mümkün değil. Yani, evet, herkesin mahallesinde bir diş hekimi var. Herkesin mahallesinde zaten diş hekimlerimiz var. Dolayısıyla o diş hekiminin orada kalmasını, orada kurumsallaşmasını sağlamak lazım. Orada belli bir düzenini kuracak bir şekilde gitmesi lazım ki o mahalledeki, orada oturan insanlar rutin olarak kontrollerini yaptırabilsinler. Hani biraz önce programın başlığında koruyucu hekimlik neden önemli? Koruyucu hekimliği ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. Yani o 6 ayda bir, senede bir muhakkak diş hekimini ziyaret edebilmeli ki sadece çürümüş olan dişini değil, yanındaki sağlam dişini de diş hekimi kontrol edebilsin ve onun çürümemesine yönelik önlemlerini alabilsin. O bakımdan bu dengeyi, yani kamu muayenehane dengesini
tüm Türkiye genelinde çok iyi muhafaza etmemiz lazım. Sizin bir başka gündeminizdeki önemli sorun da diş hekimliği fakültelerinin sayısı hızla artıyor. Bu konuda her zaman farklı çekinceleriniz oldu. Türkiye'nin ihtiyacının ihtiyacına uygun işte hekim, hemşire üretilemediği konusu Sağlık Bakanlığı'nın sıkça gündeme getirdiği bir konu. 100 bin hekim var, 200 bin olması gerekir deniyor. 100 bin hemşire var, 200 bin hemşire olması gerekir ve Türkiye'nin bunu 10 yılda bu rakamları yakalayamayacağı kaygısı var. Diş hekimliği konusunda da genel bir kaygı hakim mi? Yani hükümetin sayı yetersiz, ben bu sayıyı artıracağım yaklaşımını ve bu amaçla da diş hekimliği fakültesi açma gayretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, sayısal olarak verilere baktığımız zaman, yani nüfusun diş hekimine oranı açısından olaya baktığımız zaman, bunun şu anda Türkiye'deki diş hekimi 24 bin, 25 bin sayılarında veyahut da çalışan diş hekimi biraz daha az olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla bir açık varmış gibi kabul edilebilir. Ama diğer boyutu da daha konuşmadık belki ama toplumun bu ağız diş sağlığı hizmetlerinden faydalanması, ağız diş sağlığı sorunlarının farkında olması ve bu oranda diş hekimi ziyaretleri, bunun gitmesi, diş hekiminden faydalanması, bütün bunları, bütün bu parametreleri bir araya koyduğumuz zaman ne yazık ki açılan her diş hekimliği fakültesi artı bir fazla diş hekimini getiriyor topluma. Yani diş hekiminin toplumda karşılaştığı ve verimli çalışma imkanını ortadan kaldırıyor. Şu anda 42 sayısına ulaştık diş hekimliği fakülteleri bakımından. 42 fakülte var. 42 fakülte oldu hakikaten. Son yıllarda çok hızlı bir artış oldu. Şimdi diş hekimliği fakülteleri açılırken diğer bazı üniversitelerimiz, bazı fakültelerimizde olduğu gibi fiziki şartların yetersizliği gündemde. Diğer taraftan öğretim üyesi açısından zafiyet var. Buralarda yetişen, yani ana fakültelerde yetişen diş hekimlerinin doktora yaptıktan sonra oralara gidip belli bir deneyim kazanmaları, bir öğretim üyesi formasyonuna gelmeleri için zaman gerektiren bir durum. Dolayısıyla bu sayı hakikaten fazla. Mesela ben Almanya için size bir örnek vereyim. Almanya'da diş hekimliği fakültesi sayısı 20'ler civarında. Yani evet, nüfus orada 80 milyon ama düşünün, orada bile diş hekim fakültesi sayısı bu kadarken bizde 42'ye varması ve son 3-5 senede bu sayıya varılması buraların ne yazık ki diş hekim fakülteden ziyade bir meslek okulu tarzında çalışmasına yol açacaktır ki bu eğitimin ve zaman içerisinde nitelikli hizmet vermeyi de olumsuz yönde etkilemesinden Türk Diş Hekimleri Birliği olarak korkuyoruz tabii ki. Kalitesini ölçüyor musunuz? Mesela Türk Tabipleri Birliği tıp eğitimi raporu hazırlar sık sık. Güzel. Evet, rapor haline gündeme getirir ve eğitimin yeni açılan fakültelerde gerekli öğretim üyesi sayısı olmadığı için birçok fakülte açısından zorunlu olarak problemli olduğunu tarif eder. Sizin yaptığınız çalışmalarda da sizinki tamamen el becerisinin de teori yanında el becerisinde çok yüksek olması gereken bir alan ve herhalde en çok bilgi güncellemesi olan sağlık meslek gruplarının başında geliyor. Siz kendi alanınızı bu anlamda problemli görüyor musunuz? Çok güzel bir soru gerçekten. Türk Diş Hekimleri Birliği Tabipler Birliği'ni bu konuda örnek alıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Hakikaten biraz önce bahsettiğiniz ve lisans eğitiminin, yani tıp eğitiminin bir anket şekliyle tıp fakültelerinde nasıl yürüdüğü konusunda örnek çalışmaları var Tabipler Birliği'nin. Biz de onları örnek aldık ve bu çalışmaları başlattık. Bir diğer husus,
Bizim diş hekimliği fakültelerine özgü tabii ki eğitimin iyi olması için dekanlarımız bir araya gelip belli bir standardın oluşması konusunda çalışmalar yapıyorlar. Ve Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Federasyonu var. Ve bu Avrupa Birliği'ne de hizmet veren bir kuruluş. Dolayısıyla onun oluşturduğu bir diş hekimliği kurikulası var. O eğitim programı çerçevesi içerisinde bizdeki diş hekimliği fakültelerinin eğitimi yürütülmeye çalışılıyor. Burada başarılı olan fakültelerimiz var ama dediğim gibi bir fakülte eğitimi bütün olarak düşündüğümüz zaman hem fiziki şartlar açısından hem de öğretim üyesi sayısı bakımından ve niteliği bakımından bazı eksiklikleri olduğu kesin. O bakımdan biz dekanlarımızla yaptığımız toplantılarda bu konunun daha geriye gitmemesi açısından yetiştirilen diş hekimlerinin her yerde diş hekimliği yapabilecek kapasitete, kabiliyette, bilgi ve beceride olması konusunda hiçbir taviz verilmemesini özellikle üzerinde durduğumuz çok önemli bir konu olarak gördüğümüzü söylüyoruz dekanlarımıza. Şöyle de bir konu var Sayın Güneş. Uzmanlık çıktı biliyorsunuz. Belki gelecektiniz. Evet, oraya gelecektim, evet. Evet, yani diş hekimliğinde bir uzmanlık yasasıyla beraber diş hekimliği uzmanlık sayısı 8'e çıktı. Bu sizin onayladığınız bir durum mu? Böyle bir alt bir uzmanlaşma olması? Şimdi diş hekimliği uzmanlık konusu dünyaya baktığımız zaman iki ana arter var. Bunlardan bir tanesi Orta Avrupa'nın gittiği, ki genellikle biz eğitim, sağlık konularında işte Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeleri alırız. O bakımdan baktığımızda buradaki uzmanlıklar çok kısıtlı sayıda, bir veyahut da iki dalda ve Avrupa Birliği'nin genelinde de zaten sadece iki dalda bir serbest dolaşım hakkı tanınmış. Bir diğer dünyanın Anglo-Sakson ülkeleri, özellikle İngiltere, Amerika, Kanada vesaire gibi ülkelerde ise uzmanlık sayısı çok. Uzmanlık sayısı çok. Bizim örnek aldığımız ülkeler bu Avrupa Birliği'nin ortasındaki ülkelerdi. Dolayısıyla biz uzmanlık sayısının sınırlı olması konusunda ve bu kadar genişlememesi konusunda, daha doğrusu tam olarak ifade etmem gerekirse toplumun ihtiyacının belirlenmesi ve o toplumun ihtiyaçlarının belirlendiği alanlarda uzmanlıkların oluşturulması şeklindeydi. Burada bir kısa es verelim. Önemli bir konuya geldik. Son bölümde devam edelim. Değerli izleyiciler, ağız diş sağlığı sorunlarını konuşmayı sürdüreceğiz. Ağız diş sağlığı alanında hizmet veren diş hekimlerinin de uzmanlaşması gibi bir konu gündemde. Onun alt başlıklarını son bölümde değerlendireceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kamuda protez hizmetlerinin ihale yoluyla alınmasının yarattığı sorunlar neler? Çin'den gelen ve ikinci el malzemeyle yapılan protezler vatandaşın ve diş teknisyeninin sağlığını nasıl etkiliyor? Türkiye'de çocukların ağız diş sağlığını düzeltmek için atılması gereken adımlar neler? Sibel Güneş soruyor, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Taner Yücel yanıtlıyor. Sağlıkta bu hafta programının son bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ağız diş sağlığı hizmetlerini ve diş hekimlerinin problemlerini konuşmayı sürdürüyoruz. Diş hekimliği alanında önemli gelişmeler var. Bunlardan birisi 8 yeni uzmanlık alanının belirlenmesi. Uzmanlık dediğimiz zaman tıpta uzmanlık sınavı TUS var. Şimdi diş hekimliği uzmanlık sınavı DUS'tan mı söz edeceğiz? Aynen öyle sevgili Sibel. Bizim diş hekimliğinde biraz önce bahsediyordum. Biz Orta Avrupa şeyini seçmiştik ve iki dal tarzında yıllardan beri gidiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce 8 dalda diş hekimliğinde uzmanlık yasalaştı. Ve yeni bir dönem başladı aslında diş hekimliğinde. Çünkü diş hekimliği fakülteleri biliyorsunuz bağımsız fakültelerdir. 5 senelik bir eğitim alırlar ve bu 5 senelik eğitim sonunda dünyanın her yerinde, daha doğrusu birçok ülkesinde, çoğunluk ülkesinde diyeyim, 5 senelik bir eğitim sonunda diş hekimi olarak çıkarlar ve bu diş hekimi aldıkları diplomayla diş hekimliği mesleğini muayenehanelerinde uygulayabilirler, uygularlar. Burada hiçbir şekilde
geri adım atmak yok. Şimdi uzmanlık olunca tabii ne şey etti arkadaşlarımızın kafasında? Ya acaba uzmanlık alanları 8 dalda olunca ben muayenehanemde uzmanlık alanlarını uygulayamayacağım mı acaba diye. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi diş hekimi diplomasına sahip ve bizde 1219 sayılı yasayla bu haklar alınmış durumda. Bundan geri adım atmanın mümkünatı yok. Ancak ne yazık ki 8 dal uzmanlaşınca şimdi bütün diş hekimliği fakültesinde okuyan öğrenciler doktora yerine uzmanlığı tercih etmek durumunda kalacaklar. Hı hı. Uzmanlığı tercih etmek demek biraz önce sizin dediğiniz gibi diş hekimindeki uzmanlık sınavının olması demek. Diş hekimindeki uzmanlık sınavının olması demek dershane sisteminin diş hekimliğine de girmesi demek. Diş hekimliğinin dershane sisteminin girmesi demek ne oluyor biliyor musunuz? Diş hekimliğine hiç olmayan bir kavramı yerleştirmeye çalışıyorlar. O da pratisyen diş hekimi. Dershaneler bizim çocuklarımıza ne diyor biliyor musunuz? Siz diş hekimi çıkmayacaksınız, siz pratisyen çıkacaksınız. Yani tıptaki ne yazık ki o uzmanlıkla beraber oluşan pratisyen hekim kavramını diş hekimliğine getirmeye çalışıyorlar ki bu gerçekten hem diş hekimliği mesleğine hem ülke ekonomisine hem insan sağlığına gerçekten yararlı olmayacak, daha doğrusu çeşitli sorunlar yaratacak bir durum. Bakın şimdi. Bu yasayla çıktı ve siz itiraz edemiyorsunuz değil mi bu karara? Evet, bu da ilginç gerçekten. Yani yasayla belirlenince tabii yasayla değişebilir ancak ve dolayısıyla Türk Diş Hekimleri Birliği olarak bizim ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmamız söz konusuydu. Başvurduk ama yani bunun çalışmaları daha sonuçlanmadı. Bekliyoruz sonucun ne olacağını. Ancak demek istediğim uzmanlık kavramının gelmesiyle diş hekiminin değersizleştirilmesi gündeme gelebilecek. Bu sisteme getirilen bir yük, bir ekonomik boyutu ciddi olarak arttıran ve dolayısıyla vatandaşın alacağı sağlık hizmetinin de pahalanmasına yol açacak bir durum. Siz Türkiye'nin şu anki durumunda gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmeyen bir yaklaşım olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, evet. Peki bir başka önemli problem de bu diş teknisyenlerinin, daha doğrusu diş teknisyenleri demeyeceğim ama kamuda protez hizmetlerinin ihale yoluyla satın alınması gibi bir konu var. Bu sonuçta hani sağlık ekonomisi açısından akılcı bir yöntemmiş gibi görünen bir durum. Yani ucuz, maliyetleri daha düşük protezlerin alınmasının öngörülmeyen birçok probleme neden olduğu sizin düzenlediğiniz, odanın düzenlediği toplantılarda sıklıkla gündeme getirilir oldu. Bunun ne tip sakıncaları var? Hem çalışan açısından hem de sokaktaki vatandaş açısından. Teşekkür ederim. Bu da hakikaten önemli bir konu. Çünkü daha farkına varamadık. Yani toplum olarak farkına varamadık. Gerekli önlemler alınamadı. Bizim birçok ağız içerisine taktığımız protezler vardır biliyorsunuz. Bu protezler de diş teknisyenleri dediğimiz, bizim yardımcı personel olarak kabul ettiğimiz bir meslek grubu oluşturur. Diş teknisyenleri dediğimiz, diş teknisyenlerinden alınan hizmet ihale yoluyla yapılmaya başlandı. Bu kamu ağız diş sağlığı merkezleri, ADSM'ler açılınca çok hasta geldi. Sirkülasyon çok arttı. Dolayısıyla oralar bir güç haline geldi. Dedi ki ben ihale yoluyla alırsam, yaptırırsam bu protezleri, bu kronu, bu köprüyü, bu iskeleti, dolayısıyla daha ucuza mal ederim ve daha ekonomik olur benim için. İhale yolu olunca tabii bizim ne yazık ki her işte olduğu gibi diş teknisyenleri de kendi aralarında bir mutabakata varamayınca o rekabet ortamı içerisinde çok çok düşük fiyatlı protez yapma fiyatları verdiler devlete, 8 liraya 10 liraya. Şimdi bu 8 liraya 10 liraya yapılan protezin iki çok önemli boyutta tehlikesi var. Bunlardan bir tanesi Sayın Güneş, sağlık açısından. Yani o protezi takacak olan vatandaşın sağlığı bakımından. Çünkü o kadar ucuza mal etme gayreti içerisinde olan diş teknisyen,